Şimdi Sinan Oğan bu kararını açıklarken Ata İttifakı bileşenleri adına konuştuğunu sık sık tekrarladı. Ama ittifakın çatı partisi Zafer Partisi aynı görüşte değil. Zafer Partisi Genel Başkanı Oğan'ın açıklamasından tam 4 dakika sonra bir tweet attı. Bakın aynen şöyle yazdı. Sayın Sinan Oğan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi'ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11'de benim tarafımdan yapılacaktır. Bu tam Oğan'ın açıklamasından 4 dakika sonra Ümit Özdağ'ın kendi Twitter adresinden yaptığı açıklama ki şu dakika itibariyle Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşme halinde. O görüşme şimdilik bir sır gibi saklanıyor. Yani nerede olduğu, ne şekilde ve içeriği, ama o görüşmenin olduğu doğrulanıyor. Bakalım o görüşmeden bir açıklama çıkacak mı? Bizlere bir bilgi ulaşacak mı? Ana haber bitene kadar haber merkezlerine bir bilgi ulaşacak mı? CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Sinan Oğan'ın açıklamasından sonra kimin bu güzel vatandan, kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli paylaşımında bulundu. Paylaştığı videoyla da kaçak göçmenler üzerinden seslendi. Vatanını seven sandığa gelsin dedi. Ata İttifakı bileşenlerinden, Adalet Partisi'nden de ikinci tur için tam destek aldı. Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi lideri Özdağ'la da kapalı kapılar ardında temasları şu dakika itibariyle sürüyor. Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama evladını seviyorsan karar ver. Kız çocuklarımıza kötü gözle bakan o zihniyet gelirse kim bilir neler olacak. Seçime 6 gün kala gündeminde bir kez daha kaçak göçmenler vardı. Sık sık yaptığı çağrıyı tekrarladı, seçmeni sandığa davet etti. Unutma, o oyu benim için değil, evladın için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin. Videoyu paylaştıktan birkaç dakika sonra bu kez Adalet Partisi Genel Merkezi'ndeydi Kılıçdaroğlu. Ata İttifakı'ndan ayrılan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'le görüştü. İkinci tur için destek sözü aldı. Genel İdare Kurulumuzu topladık. Bu toplantıda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek kararı çıktı. Keşke Yunan kazansaydı diyenlere, duyanların tabutuna omuz verenlere bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz. Artık bu bir seçim olmanın ötesinde bir referanduma dönüşmüş durumda. Artık bu yapının değişmesi lazım, sistemin değişmesi lazım. Gelin oylarınızı kullanın ve Türkiye'nin kaderini değiştirelim. Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ın Erdoğan'a desteğini duyurduğu açıklamanın ardındansa sosyal medyadan kimin bu güzel vatandan, kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli. Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz dedi. 28 Mayıs'ın bir referandum olduğunu bir kez daha vurguladı. Sandık çağrısını yineledi. Oğan'ın açıklamasının ardından ziyaret trafiği sürdü. Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşeceği açıklandı. Özdağ seçimin ikinci turu için partisinin kararını yarın açıklayacak. Aldığımız cevaplar çerçevesinde biz de yetkili kurullarımızda değerlendirmeler yapacağız. Kılıçdaroğlu gençlere sesini duyurmak için de Babala TV'nin Mevzular Açık mikrofonuna konuk oldu. Program daha yayınlanmadı ama çekimleri sabaha karşı sona eren program şimdiden çok ses getirdi. Üçüncü olağan kurultayının 24-25 Haziran tarihlerinde yapılmasını gerekli gördüm dedi. Parti teşkilatına talimat verdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener kurultay için düğmeye bastı ama şu andaki gündemi Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur. Akşener hafta sonundan beri İstanbul'da, bugün de CHP'nin kalesi olarak bilinen Kadıköy Bağdat Caddesi'nde Kılıçdaroğlu için oy istedi. Kaybettiğimiz takdirde yaşayamayacaksınız. Kadınlar, bu ülkede yaşayamayacaksınız, nefes alamayacaksınız. CHP'nin kalesi Kadıköy'de gençlere ve kadınlara böyle seslendi. Mesajlarını da seçmenlerin nabzına göre seçti. Kardeşim, başımın açıklığından sana ne, başının kapanlığından bana ne? Esas olan şey hırsız olmamaktır, arsız olmamaktır. İYİ Parti lideri Meral Akşener Bağdat Caddesi'nde seçmenlerle buluştu. Kılıçdaroğlu için oy istedi. Oraya nefes almak için geldiğini itiraf etti. Yarın da çekmek gelen Sultan Gazi gibi
Eser Dergi'ni ilçelerimizde olacak. Onlar her seferinde gelip böyle bir yeri, yani bana iyi gelsin diye sıfırlarına vallahi canlarınızı taşlar. Bu bölgede oturanlar ama ciddi söylüyorum taşlar. Ona göre. Evet, kazanacağız inşallah. Başaracağız, başaracağız. İYİ Parti lideri 3. olağan kurultay içinde düğmeye bastı. Teşkilatlara 24-25 Haziran'da hazır olmaları için yazılı talimat gönderdi. Seçimlerde %9,68 oy oranıyla 43 milletvekili çıkaran partinin yeni yol haritası o kurultayda çizilecek.